Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bu hafta hangi konu işliyoruz? Sözcükte anlam konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü geniş bir konu, süremiz de kısıtlı olduğu için belli bölümler altında ele alıyoruz. Dilersen kaldığımız yerden devam edelim. Hocam hiç zaman kaybetmeyelim, hemen başlayalım isterseniz. Ders dilimizle başlayalım. Evet, dersimiz başlıyor. Bir önceki dersimizde sözcükte anlam konusunun ana başlıkları altındaki sözcükler arası anlam ilişkilerinin ilk 4 alt başlığını değerlendirmiştik. Bugün de somut soyut anlam, nitel nicel anlam ve genel özel anlam başlıklarımızı ele alıp inceleyeceğiz. Evet, nedir somut anlam? Doğada bulunan ve 5 duyu organımız ile algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere biz somut anlamlı sözcükler diyoruz. Hemen örneklendirelim. Işık, ses, koku, tat somut anlamlı sözcüklere verilebilecek örneklerdendir. Peki soyut anlam nedir? Duyu organlarımız ile algılayamadığımız varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Peki bunlar nelerdir? Rüya. Rüyayı biz duyu organlarımızla algılayabilir miyiz? Elbette hayır. Şefkat, sevgi, saygı, keder, hüzün, mutluluk, saadet bunların tamamı soyut anlamlı sözcükler grubuna dahildir. Evet, bir diğer başlığımız nitel anlamdır. Peki nedir nitel anlam? Sayısal olarak ölçülemeyen özelliklerdir. Nitel bir şeyin daha çok nasıl olduğu, nasıl göründüğü ile ilgilidir. Örneğimize bakalım hemen. Nene Hatun büyük bir Türk kahramandır. Evet, bakın Nene Hatun'un özelliğini bize vurguluyor değil mi? Şimdi nicel anlamımıza bakalım. Nicelik sayısal olarak ölçülebilen özelliklerdir. Nicel bir şeyin ne kadar olduğu ile ilgilidir. Hemen örneklendiriyoruz. Büyük bir odası var. Biz odanın büyüklüğünü tespit edebilir miyiz? Ölçebilir miyiz? Elbette ölçebiliriz. Dolayısıyla buradaki büyük sözcüğü nicel anlamlı bir sözcüktür. Evet, bir diğer başlığımızla devam edelim şimdi. Genel anlam. Aynı türden varlıkların tamamını karşılayan anlama biz genel anlam diyoruz. Örneklendirelim hemen. Mesela bakın varlık dedik. Burada bir genelden özele gideceğiz. Canlı, bitki, çiçek ve papatya. Bunların tamamı, papatya en özel sözcüğümüz burada. Bunların tamamı varlık sözcüğümüzün içerisinde bulunmaktadır. Buradaki en genel anlamlı sözcüğümüz nedir? Varlık sözcüğüdür. Özel anlama bakalım. Sadece bir varlığı anlatan anlamdır. Bakın bir önceki örneğimizde yer alan çiçek gibi. Çiçeği de daha da özelleştirirsek papatya deriz, gül deriz, karanfil deriz. Bunlar da özel anlamlı sözcüklere verilebilecek örneklerdir diyoruz. Evet, şimdi soru çözümüyle devam ediyoruz. Çünkü biz sözcükler arası anlam ilişkileri ana başlığımızın bütün alt başlıklarını değerlendirmiş olduk. Evet, 2020 LGS sorusu ile devam ediyoruz şimdi. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım şimdi metnimize, cümlemize. Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur. Evet, şimdi baktığımız zaman 6 çizili sözcüklerimiz var değil mi? Azim, suretiyle ve iftihar ettiği. Bunlar da seçeneklerimizde numaralandırılmışlar. Şimdi 6 çizili olan ilk sözcüğümüz nedir? Azimdir. Acaba azim bu cümlede hangi anlamda kullanılmıştır? Cümle içerisinde nasıl bir anlamda kullanılmıştır? Önce ona bir bakalım. Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde herhangi bir işte göstermiş olduğu kararlılık. Dolayısıyla şimdi seçeneklerimizde kararlılık sözcüğünü arayacağız sevgili öğrencim. Ne yapıyoruz? Seçeneklerimize baktığımızda bakın bir numarada kararlılık ifadesi olacak değil mi? Kararlılık. A seçeneğinde var mı bir numarada kararlılık ifadesi sözcüğü? Yok. A seçeneğini hemen eliyoruz. C seçeneğinde var mı? Yok. D seçeneğinde de yok. B seçeneğinde karşımıza çıktı. Diğer 6 çizili kelimemize bakalım şimdi.
her türlü engeli aşmak suretiyle. Evet, buradaki suretiyle yoluyla anlamında kullanılmış olan bir sözcüktür Türk Dil Kurumu sözlüğümüze göre. Evet, yoluyla ifadesi hangi seçeneğimizde 2 numarada belirtilmiştir? Baktığımız zaman B seçeneğinde 2 numarada görüyoruz bunu. Devam ettiğimiz zaman Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği, 3. altı çizili ifademiz nedir? İftihar ettiği, övünmek, kıvanç duymak anlamında kullanılan bir söz grubudur bu da. Demek ki 3. sırada ne olması gerekiyor? Ya övünmek ya da kıvanç duymak ifadesinin olması gerekiyor. Gene hangi seçeneğimizde var? Baktığımız zaman B seçeneğinde var. Bu durumda ne diyoruz? Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Gene bir LGS sorusu ama 2021'de çıkmış olan bir LGS sorusu. Vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanılmıştır? Çok anlamlılıkla alakalı sorularımızdan biri bu da. A. Ayağını kanepenin kenarına sertçe vurdu ve baş parmağını incitti. Evet, buradaki anlam hangi anlam olabilir? Çarpmak anlamındadır, değil mi? Sertçe çarptı. Bizden istenilen ne? Olumsuz yönde etkilemek anlamını tespit etmemiz. B seçeneğine bakalım. O akşam sokağın bütün gürültüsü odama vuruyordu. Evet, bakın, odama, odanın dışarıdan gelen sokağın gürültüsü odama vuruyordu. Ta benim odama kadar geliyordu gürültü demek istiyor. Dolayısıyla olumsuz yönde etkilemek anlamı yoktur burada da. B seçeneğini de eleyelim. A seçeneğini zaten elemiştik. C seçeneğine bakalım. Yeni yolun açılması eski yol üzerindeki benzinlikleri vurdu. Bakın. Benzinlikler yeni yolun açılması ile olumsuz yönde etkilenmiş midir? Etkilenmiştir. Buradaki vurmak sözcüğü olumsuz yönde etkilenmek anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımızı bulduk. Ancak D seçeneğine de şöyle bir göz atalım. Yılların yorgunluğu yaşlı adamın yüzüne vurmuştu. Evet, yaşlı adamın yüzüne yansımıştı anlamında kullanılmıştır. Bizim aradığımız neydi? Olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanıldığı cümleyi tespit etmekti. Peki bu hangi cümlemizdi? C seçeneğindeki cümlemizdi. Ne diyoruz? Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet. Hocam, zor bir soruydu sanki bu biraz. Yakındı diğer anlamlarda. Evet, çok anlamlılıkla alakalı sorularımızdan biri. Biraz zordu fakat bu tür soruları ne kadar çok çözersek bu soruların zorluğu da bize o oranda değişecektir bize göre. Çünkü çözdükçe biz başarılı olacağız. Dolayısıyla tecrübe kazanmış olacağız. Biraz zordu. Evet, biraz antrenman yapmak lazım. Evet, kesinlikle. Ne kadar çalışırsak, ne kadar bu anlamda, bu konuda sorular çözersek zorluğu bize göre azalacaktır. Peki o zaman bir soru daha çözüp bitirelim. Evet, hocam. Bir 2021 LGS sorusu var gene karşımızda. Altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, olumsuz soru kökleri her zaman altı çizilerek bize verilir. Buna lütfen dikkat edelim, olur mu? Bakalım şimdi. Tipik bir Selçuklu şehri olan Sivas'ı gezerken günlük yaşamla tarihin iç içe olduğunu görebilirsiniz. Gene bir çok anlamlılık sorusu. İç içe olduğunu, bakın iç içe olmak ifadesi. Acaba buradaki ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinden biri olamaz diye sorulmuş bize. Birbirine karışmak deniliyor A seçeneğinde. Evet, bakın, günlük yaşamla tarihin iç içe olduğu. Günlük yaşamla tarih birbirine karışmış olabilir. Bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla A seçeneğindeki anlamı buradaki ifadeyi taşıyor. Bunu geçelim. Bir bütün olmak B seçeneğinde karşımıza çıkan ifade. Evet, Sivas'ı gezerken günlük yaşamla tarihin bir bütün olduğunu görebilirsiniz ifadesine de biz buradan ulaşabiliriz. C seçeneğine bakalım. Aynı noktada buluşmak. Evet, günlük yaşamla tarih aynı noktada buluşmuştur Sivas'ta. Biz bu ifadeden bu sonuca da çıkabiliriz. D seçeneğinde karmaşık hale gelmek anlamını görüyoruz. Günlük yaşamla tarihin karmaşık halde olduğunu, hale geldiğini görebilirsiniz gibi bir olumsuz yargıya ulaşabilir miyiz bu ifadeden? Elbette hayır. Bu durumda ne diyoruz? D seçeneğindeki anlam
bu altı çizili söz ebeğinin cümlemize kattığı anlam olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir bizim? D seçeneğidir. Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir dersimiz oldu. İsterseniz bitirelim. Hangi kameraya bakarak bitirmek istersiniz? Hiç fark etmez. Peki olduğunuz kameradan alayım. Tamam. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Umarım öğrencim ve öğrencilerimiz yeteri kadar istifade etmişlerdir ya da edeceklerdir bu dersimizden. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.